Bugün 19 Ağustos 2024 Pazartesi. Hoş geldiniz. Türkiye savaş yıllarını andıran ekonomik buğranı yaşarken iktidar ve yandaşlarının çılgınlıkları devam ediyor. Mayrup Albayraklar diye bilinen bir aile var. Tayyip Erdoğan'ın 35 yıllık yoldaşı. İslamcı yayınlar yapan Yeni Şafak ve TVNet gibi medya organlarına da sahip ve saraya militanlık yapıyor. İşte bu al bayraklara milletin borçla geçindiği ve yiyecek ekmeğe muhtaç olduğu bu günlerde iktidar tarafından yeni büyük bir kıyak yapıldı. Hatırlatayım bu İslamcı gruba daha önce 100 milyon dolarlık ka fabrikası 1 milyon dolara peşkeş çekilmiş. Keza Afrika ülkelerindeki işlerinde de açık bir devlet desteği verilmişti. Son yapılansa al bayraklara ait Varaka Kağıt Fabrikası için Cumhurbaşkanlığı tarafından özel endüstri alanı ilan edilmesi. O ne demek derseniz özel endüstri alanı ilan edilen yerlerde hazine arazileri tahsis ediliyor ço devlet imtiyaz tanınan şirketler için şahıs arazilerini bile kamulaştırıyor. Keza o alanlara yapılacak bütün altyapı projelerini de devlet yapıyor. Yine söz konusu şirketler ruhsattan emlak ve damga vergilerine kadar bütün vergilerden muaf tutuluyor. Bitmedi. Bunlara ilaveten astronomik teşvikler veriliyor. Kısaca özel endüstri bölgesi ilanı demek tam bir peşkeş ve sadece sarayın çok kıymetlileri için söz konusu. Realite buyken Yeni Şafak grubu yani al bayraklar Allah din iman ticareti yapıyor ve mevkutelerine de utanmadan hala gazete televizyon diyor. En dramatik olanı olanıysa Cumhurbaşkanlığı makamının buna yol vermesi. İlaveten bu peşkeş münferit yani albayraklarla da sınırlı değil. Mesela Ankara'daki Beştepe Sarayı'nı inşa eden ve adı gizlenen bir vakfa 102 milyon dolar havale gönderen Rönesans Holding içinde Adana Ceyhan'da özel endüstri bölgesi ilan edildi. Mesela saraya en yakın olan gruplardan biri Kalyon içinde Konya Karapınar'da bir alan Endüstri Enerji Bölgesi ilan edildi. Mesela Zonguldak Filyos'ta Tosyalı Holding içinde benzer şey yapıldı. Yine Nidebor'da Kalyon grubu adına aynı şey yapıldı. Etem Sancağ'ın yeğeni Murat Sancağ'da İstanbul Silivri'de benzer bir ayrıcalık tanındı. Dikkat edin, kayrılanlar saraya çok yakın olanlar ki böyle bir imtiyaz Cumhuriyet tarihinde hiç görülmedi. Kısaca AKP dönemindeki devlet peşkeşleri sadece inşaatlar ve ihalelerle sınırlı değil, her alana yayılmış durumda. Evet, Türkiye büyük bir ekonomik yangının içindeyken iktidar akıl almaz israflara ve kayırmalara devam ediyor. 10 milyar dolar değerinde faal olan ödüllü İstanbul Havalimanı'nın çöpe atılması faciasına benzer rezaletler de aynen sürdürülüyor. Son olarak Adana'da Şakirpaşa Havalimanı kapatıldı ki bu havaalanı şehre çok yakın ve devlete para kazandırıyordu. Açıklanan en son karı 647 milyon liraydı. Keza kapasite noktasında da eksiği yoktu ve daha uzun yıllar hizmet verebilirdi. En önemlisi %100 devlet kurumuydu, devlete aitti. Öyleyken Tayyip Erdoğan iktidarı bu havaalanı yerine Mersin Tarsus'ta Çukurova Havalimanı'nı inşa ettirdi. İnşa eden devlet değil, bir müteahhit. Bu müteahhidin şirketine bu işi için devlet tarafından 2.3 milyar lira teşvik verildi. Dahası aynı müteahhide yıllık 9 milyon yolcu garantisi verildi. Bu sayının altında yolcu olursa aradaki farkı devlet karşılayacak ki bugünkü yolcu sayılarıyla yılda 9 milyon sayısına ulaşılması önümüzdeki yıllarda bile mümkün değil. Söyleyin bu yapılan ülkeye kötülüğün ötesinde açık bir ihanet değil mi? Olayı kavrayamayanlar için tekrar edeceğim. Kapatılan Şakirpaşa Havalimanı devlete ait ihtiyacı karşılıyor ve her yıl 647 milyon lira kar ediyordu. Öyleyken bu havalimanı çöpe atılıyor, hurda yapılıyor ve tarım aranı bir bölge kamulaştırılarak yandaş müteahhide verildi, yeni bir havalimanı yapıldı. Müteahhide bunun için devletten milyarlarca lira teşvik ödendi. Bitmedi. Üstüne bir de 9 milyon yolcu garantisi verildi ki %100 ortada verilen bu garantinin hiçbir zaman tutturulması mümkün değil. Bakın bu yapılanın adı değil modern dünyada Afrika'da bile devlet soygunudur ve artık oralarda bile böyle şeyler olmuyor. Onlarca milyon Türk vatandaşı açlıkla boğuşurken ülkeyi yönetenlerin yaptıklarına bakar mısınız? Ve eyvahlar olsun Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin bu konuda tek bir açıklaması, tepkisi yok. Yani oralı değiller. Zira onlar yumuşama peşindeler. Birden Ali Yeşildağ'ın açıklamaları ya da itiraflarını hatırladım. Ali Yeşildağ malum Tayyip Erdoğan ailesine çok yakın biri yani aileden sayılır. Abisi Hasan Yeşildağ Erdoğan'ı korumak için bilinçli olarak hapse girmişti. İşte o Ali Yeşildağ Antalya Hava Alanı işletmesi ihalesinde Çelebi şirketinin 4 milyar dolar vermesine rağmen ihaleye sokulmayıp işin 3 milyar dolara Ağrılı İbrahim Çeçen'in Aysı şirketine nasıl verildiği ve aradaki 1 milyar doların kime gittiğinin hikayesi var. Yoksa yoksa Adana Havaalanı'nın çöpe atılıp büyük zararların önünün açılmasını perde gerisinde de böyle şeyler mi var sorusu başkentte dillerde. İspatlanmadığı sürece asla öyledir demem demeyeceğim ancak neden sorusu cevaplanmalıdır. Hülasa değerli izleyenlerim, Abdülhak Hamid'in makberinde olduğu gibi emin olun her yer, her şey karanlıktır. Düşünün yıllar yılı büyük yangın felaketleri yaşanırken Türkiye yangın söndürme filoları kurmadı kurmuyor ki maliyeti yüksek değil. Tayyip Erdoğan'ın hangarındaki 13 uçaktan bir adet Airbus'u satsa böyle bir filo pekala kurulabilir. Ama heyhat Tayyip Erdoğan oralı değil çünkü 13 özel uçak ülkenin ormanlarından demek ki daha önemli, daha değerli. Yine resmi bir veri aktaracağım. Beştepe Sarayı'nın inşa sonrası yani 8-9 yıllık harcaması da tam 1 milyon emeklinin maaşına denkmiş. Aynı şekilde para yok denilip emekli ve asgari ücretli aç bırakılırken Tayyip Erdoğan'ın koruması için 6 ayda harcanan para 1 milyar 100 milyon lira ki bu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi rakamı, resmi verisi. Bu savurganlıklar ortadayken fakir üretici, halk için yapılanlarsa tam tersi. Mesela 2020 yılında buğday taban fiyatı 1 lira 70 kuruştu, bugün 9 lira 25 kuruş. Oysa enflasyona göre olması gereken rakam 32 lira 32 kuruştur. Yine 2020'de arpa 1 lira 35 kuruştu, Bugün 7 lira 25 kuruş. Olması gerekense enflasyona göre 25 lira 65 kuruştur. İşte emekliden, asgari ücretliden, üreticiden, çiftçiden kesilen bu paralar saray müteahhitlerine aktarılıyor. Oysa kanun ortada ve o kanun alenen çiğneniyor. Milli gelirin yüzde birini tarıma aktarmak, tarıma destek vermek zorunluluk. Yasaya göre AKP'nin 20 yılda çiftçiye vermesi gereken miktar 166 milyar dolar. Peki verilen ne kadar mı derseniz sadece 24 milyar dolar. Geriye kalan 142 milyar dolar yok kayıp ki nereye, kimlere gitti yapılan peşkeşlerle ortada. Yine dünkü veri Türkiye OECD verilerine göre %89.8 ile enerji enflasyonunda listenin başında. Yani dünya birincisi, dünya şampiyonu. Değerli seyircilerim, aktaracağım iki konu daha var. Birincisi Azerbaycan halkı, Azerbaycan kamuoyu hatta devleti Tayyip Erdoğan'a kırgın ve de kızgın. Niçin derseniz Erdoğan'ın Ermenilere karşı kazanılan zafere sahiplenmesinden Azeri Türkler kırgınlıkta haklıdırlar çünkü savaşan ölen onlar. Zafer benim diyense Tayyip Erdoğan. Oysa söz konusu savaşta Karabağ'daki cephede tek bir Türk askeri yoktu, tek bir Türk askeri ölmedi. Evet, askeri taktikler verildi ve parasıyla İHA, SİHA yollandı ancak aynı şeyi sıkı bir Azerbaycan dostu olan İsrail'de yaptı. Gerçeklik bu iken Erdoğan Azerbaycan'ın zaferine sahiplendi ve bu durum soydaşlarımızı haklı olarak üzdü. Şuraya bakar mısınız Erdoğan başka bir devletin kazandığı zaferi bile kendine mal edebiliyor ki Kazara Kıbrıs zaferini Bülent Ecevit ile Necmettin Erbakan değil de kendisi kazansaydı emin olun ben yeni Fatih Sultan Mehmed'im bile diyebilirdi. Yahu Tayyip Bey bırak Azeri ordusunun zaferine sahiplenmeyi de sen Ege'de 18 Türk adasını Yunan'a nasıl verdin onu açıkla. Türk gemileri petrol aramaya Doğu Akdeniz'e neden çıkamıyor onu anlat. Gelelim dün yaşanan büyük rezalete. Adam güya İslamcı, güya mukaddesatçı, güya Haçlı'ya karşı hilalci. Ancak Gökçeada'da Haçlı'nın önde gelenleriyle sarmaş dolaş oldu. Kastettiğim isim Bartelemeos'la bir araya gelen Tayyip Erdoğan'ın başbakanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da siyasi antrenörü olan Ahmet Davutoğlu'dur. Evet Davutoğlu'nun Gökçeada'da Dört gün programı söz konusu. Altını çiziyorum. Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu da aynı anda Gökçeada'da. MHP Milletvekili Arzu Erdem'e göre Yunanistan Büyükelçisi de aynı anda orada. Cevap ver Ahmet Bey. Nedir bu olanlar ve bu isimlerin seninle aynı anda orada olması tesadüf mü? Keza eşinizle. 40. evlilik yıl dönümünüzü bir Yunan meyhanesinde söz konusu güruhla kutlama kararınız doğru mu? Bakın soyut bir iddiadan söz etmiyorum. Fener Patrikhanesi'nin resmen doğrulayıp açıkladığı bir organizasyondan bahsediyorum. Eski de olsa Türkiye'nin bir başbakanı böylesine hassas bir süreçte Patrik Amerikan Konsolosu ve Yunan elçisiyle neden buluşur açıklığa kavuşmalı. Bu Davutoğlu benim nezdimde hep muamma, hep esrarengiz biri. Türkiye'yi Arap çölüne, Suriye toprağına gömen, bunalıma buhrana sokan o, geri kabul anlaşması yapan o, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olmaya zorlayan o, ve o Ahmet Davutoğlu şimdi bakın kimlerle beraber ki Karar Gazetesi'ne de dikkat çekiyorum. Sahi Ahmet Davutoğlu bu gazeteyi nasıl finanse ediyor? Parayı veren perde gerisinde meçhul isim ya da kurumlar mı var? Patrikhaneler vesaireler bu işin neresindedir? Evet Davutoğlu değirmenin suyu nereden geliyor açıklamak zorunda. Bu arada Karar gazetesinde yazanlar Ahmet Davutoğlu'na nedir bu Gökçeada Bartelemos olayı diye sormalı ki soracaklarını sanmıyorum zira pek çoğu ondan aldıkları 3-5 kuruşa boyun eğiyorlar. Türkiye'nin başbakanları bile bu kadar savrulduysa aynı şeyi tekrar edeceğim. Ört ki ölem. Sonlandırırken lütfen videomu beğenin paylaşın abone olun bunların size maddi manevi hiçbir külfeti yok